Evet, elbise tasarlama challenge'ımıza hoş geldiniz. Şimdi elimizde bir tane prenses elbisesi boyama sayfamız var. Göster anneciğim. Boyama sayfamızı bir göster. Evet, orada bir gördüğünüz gibi bir elbise boyama sayfamız var. Biraz kalın hatları olan ve az süslü bir elbise seçtik. Çünkü Eylül Asya elindeki kumaşlarla, kurdelelerle ve pullarla bu elbiseyi kendisi tasarlayacak. Elinde tüller, gazlı bezler, pullar, kurdele parçaları ve makas ve pirit var. Bakalım nasıl bir elbise çıkacak ortaya, bakalım neler tasarlayacak. İstediğin gibi kullanabilirsin anneciğim. Kesebilirsin, bükebilirsin, kıvırabilirsin ve elbiseni tasarlayabilirsin. Başla bakalım. Kesilmiyor bu kumaş. Kesebilirsin bence. Şunu dedim. Şu boyut yetti. Şimdi arkasına sürüyorum. Şu yapışsın. Elbiseye sürersen, çocuğa sürersen daha kolay yapıştırabilirsin. Kumaş çünkü çok kolay almaz yapıştırıcıyı. Yapıştırmak istediğin yere sürersen daha kolay olur. Biraz kalın bir kumaş bu. Şuraya kapatayım. Şöyle. Bu yer yapıştırıyorum. Tamam da. Siyasi olmadı. Biraz dik geldi. Şöyle makasını getireyim. Kesemiyorum. Yapıştırayım. Babaannemin makasını getirsene. Kesmiyor. Benimki. Şöyle. Böyle biraz olmadı. İhtiyacım olacak Asya. Şimdi tüle yapıştıracağız. İlk önce bakıyoruz. Büyük mü küçük mü? Nazar boncuğunu da koparıp yapıştıracağım şuna. Neyse şöyle yapalım. Kocaman geldi. Deneyelim. Oldu. Katlayabilirsin bence. Ha? Hafiften katlayabilirsin bence. Katlanmak istemiyorum ama niye bana karışıyorsun? Şöyle olsa diye diyordum da olmaz böyle. Ya daha şuraya alalım. Çünkü fazla şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Kağıdı. Tamam. Evet, bitti zaten tüy dolmuş. Şu şey yüzünden. Tamam. Şimdi yapıştırayım. Şimdi bu sefer de uğur böceklerini kullanmak istiyorum. Uğur böceği gelebilecek şekilde keselim. Şurayı buraya fazlalık. Çok fazla gelir. O yüzden de çoğunu keseceğiz. Ben kendim hakkı sığındım. Of. Kumaş kesil.
kesebilirsin. Çok kolay oldu. Kağıda süreceğim. Şimdi tüm hepsini yapıyoruz. Çünkü bu tüm hepsi. Çok yakışmış, yakışkanmış. Bay şu piyetin kapağıyla baskıyım. Tamam, şimdi kurdaya. Şöyle kemeri bir duracak şekilde yapıştırayım şurada. Yapışmak daha doğrusu. Çıkan bir şey var. Onda yapış yaptım. Ben şimdi öyle destekledim. Geleyim ya malzemeyi. Şimdi deli kurdalarını keçeceğim. Ben de getireyim mi saçlarını ben? Ne? Şimdi pularla süsleyeceğim daha. Anne süslenecek bir şey kalmadı. Tamam, bitirdiysen gösterebilirsin anneciğim son halini. Tamam. Beğendiysen ve bitirdiysen. Wow, çok güzel olmuş bence. Kemeriyle saçlarının aynı renk.